Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Avrupa Ligi kura çekimine devam edeceğiz. Dün 26 kişilik bir liste vardı önümüzde. Tabii şu an katılanlar oldu, katılmayanlar da oldu. Tabii biz bekleyeceğiz. Şu an ligi sanırım United menajeri katıldı. Com Antse United aldı onu. Jack Vak da Sheriff takımını aldı. Hüseyin 1, 2, 3, 4, 5, 6, Union Berlin aldı. Sturm Graz'ı USM 0-32 aldı. Ajax Larnaka'yı biz aldık. Şu an yan hesabımızdan PSV'ye girmedik. Huyuyla 0-9 herhalde videoda takımını görmemiş. Oysa ki üstünde de çok durduk aslında. Olympiakos takımı çıktı, ona Olympiakos takımını alması gerekiyor. Tekrardan buradan söylüyorum. Takımları, çünkü video biraz daha kısa olduğu için belki daha anlaşılır olabilir. Doğu Kanada Saint Gilloise çıktı. Daha takımını almadı sanırım. Enes Akarsu Fenerbahçe çıktı. Fenerbahçe'ye de yakında gelecektir. Şimşek takımını aldı. Ludogorets Raskat takımını aldı. Jere Kemal de Kızıl Yıldız takımını aldı. Emre Mor Zuriç'i aldı. Aziz Zakir Arsenal'i aldı. Biz de Memati hesabımızda Lazio'yu daha alacağız. Ferenc Çivaroş'a da Van Prost'a bugün giriş yapacaktı. Bugün bir bilgilendirme verdik. Yakup İye 10'da Malmö'yü alacaktı. İletişimimiz o yönde şu an. Free 57 Feyenoord'u aldım, bilmiyorum. Galiba almış olabilir. Girdi galiba. Fanto Efe Braga'yı aldı. Kardeşler 8-9. Şu an Roma'yı alması gerekiyor. Roma bekliyor. Eren diyordu, Kiev'i alması gerekiyor. Berat Real Sociedad'ı alması lazım. Enes 31-31'inde Nantes'i alması gerekiyor. Ahmet'in de, yani benim kuzenimin de Gestio, OSM hesabı Gestio, Monaco'yu alması gerekiyor. Arda Gözü'nün Real Betis'i alması gerekiyor. Arda Hoca aldı mı takımını bilmiyorum. Omonia takımını alması gerekiyor. Ve menajer Emre'nin de Trabzonspor takımını alması gerekiyor. Tekrardan burada isimleri bir özet geçtik. Dün bir de şöyle bir şey oldu. Aslında bizim kura çekimi daha çok kalabalıkmış. Ben 4 kişinin adını yazmayı unuttum. Bu ikisinden kimdi? Halil Enes, Halil İbrahim, Leo Kaan ve Eren Peros. Aslında bu kişiler öncesinden bana mesaj attılar. Belki de Avrupa Ligi'ne katılım için belki de en erken mesaj atanlardan birileri, birkaçı diyeyim. Ama işte hemen onları not edememiştim, kaydedememiştim. Arada da kaynamış. Valla bu konuda ben hatalıyım. Bu arkadaşları dün kuraya katmadığım için onlardan tekrardan videonun başına özür diliyorum. Şimdi onlar için de bir kura çekimi yapacağız ve bir de iki kişi daha eklendi kura çekimine. Şu an 32 tane de takımın menajeri var. Ama eğer girmezse yedeklerden, çünkü yedek arkadaşlarımız da bekliyor. Şampiyonlar Ligi'ne çok böyle bu kadar rağbet olmamıştı ama şu an Avrupa Ligi'nde daha büyük bir rağbet olduğunu görüyoruz. Eğer, yani diyelim ki örnek bir menajer takımına girmez ise artık yedekleri de almaya başlayacağız. Yedekler de beklemede kalsın. Çünkü onlar yani şu an şansları devam ediyor. Eğer bir menajer girmezse kendileri girme hakkı kazanacak. Evet, biz şimdi kura çekimini yapalım. Tekrardan kağıdımızı aldık. Şöyle de çevirelim. Sesini açalım. Halil Enes'in takımı şu an belli olacak. Halil Enes'in takımı Bodo Glimt takımı çıktı Halil Enes'e. Hemen yazalım. Bodo Glimt belki kötü takım çıkmış diyebilir ama dediğim gibi yani nasipte yokmuş demek ki. Çünkü ben unuttum. Yani yapacak bir şey yok. Bu benim hatam. Evet, bugün tüm takımları dağıtmış olacağız. Bir isim daha çekiyoruz. O isim hemen çekelim. Sonrasında Mert Yağız. O da Öcüler ekibimizde. Onunla da iletişimimiz sağlam. Şu an onun takımını çekiyoruz.
Onun takımı da şu an geliyor. Freiburg mu, Karabağ mı? Freiburg gibi gözüküyor. Evet, Freiburg geldi. Hemen yazalım Mert Yıldız'ın takımı da. Freiburg. Buraya da hemen yazalım. Freiburg takımı, Almanya temsilcisi takımı çıktı Mert Yıldız'a. Buradan tekrardan Freiburg'u eğelim ve yolumuza devam edelim. Bir isim daha çekelim. Çektik. Ve Eren Peros. O da Şampiyonlar Ligi'nde cezası nedeniyle katılmamıştı. İzin vermedik. Ama cezasını bir hafifletmeye gittik ve şu an Avrupa Ligi'ne katılıyor. Katılma hakkı kazandı. Hemen. Ne şimdi ceza verdik deyince de yanlış anlaşılmasın. Çünkü bu konuyu belki bazıları bilmez ama zamanında ligde şike yapan bir menajere yardım ettiği için o zamanla yardım verdik. Ama tabii ki de kendisi bu konuda haklı bulundu bazı bir yerde. Kandırıldığı ortaya çıktı. O yüzden Eren'i affettik diyebiliriz. O yüzden onun şimdi kura çekimi giriyor. Danimarka temsilcisi mi çıkacak yoksa HJK mi? HJK takımı. Bu takımın da yani hangi takım, hangi ülkenin temsilcisi olduğunu bilmiyorum. Ama takım kötü bir takım. Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse çok da iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum HJK takımının. Ama yapacak bir şey yok zaten bugün. Yani Rangers'a bile gelmedi şey ama. Bakalım Rennes kime çıkacak? Ben de merakla bekliyorum. Rennes grubunda da çünkü sağlam bir menajerin gelmesi iyi olur. O grupta Ajax var çünkü. Hakan Alyar o da ekibimizin önemli üyelerinden birisi. Ekibimize yeni katılmıştı. Bakalım onun takımı ne olacak? Döndürdük şimdi bekliyoruz. Rennes mı? Karabağ mı? Mitchell mu? Karabağ. Hakan Alyar'a Karabağ çıktı. Karabağ Azerbaycan temsilcisi. Yani çok kaliteli kadrosu var denilemez. Ama bu kadroyla en azından bir şeyler yapabileceğini ben düşünüyorum. Hakan Alyar menajerinin. Çünkü tecrübesi gerçekten çok büyük. Güzel işler başarır. Evet, son iki takım kaldı. Ve son iki kağıttan birini çekiyoruz. Leo Kaan'a geldi. Leo Kaan'ın da hemen şuraya not edelim. Onun takımı da şu an belli olacak. Ya Rennes gelecek ya da Danimarka temsilcisi Midtjylland takımı gelecek. Biraz yavaş girdik ama yine de hızlı gittiğini düşünüyorum. Evet, Danimarka temsilcisi geldi. Rennes hiç kimse çıkmadı ve FC JT'ye yazalım. Yani bu Kaan'a buradan haber vereyim. Bu takımı yine internetten falan baksın adına ama bilmiyorum herhalde aynı takımı alabileceğini düşünüyorum. Çünkü en ilginç takım adı bence bu takımın adı. Yani Danimarka temsilcisinin takımının adı çok değişik ve farklı bir takım. Adını bile okuması zor. Zaten o takım hemen kendini belli eder diye düşünüyorum. Leo Kaan'a çıkan takım Danimarka temsilcisi FC Midtjylland oldu. Ve son kalan menajer Halil İbrahim. Halil İbrahim de otomatikman yani başka bir eşleşme şansı yok. Başka, yani çevirirsek mesela örnek diyelim. Yine Rennes çıkacak. Herhalde burada Rennes. Halil İbrahim'e gidiyor. Halil İbrahim'e Rennes çıktı ve Fenerbahçe'nin olduğu grup gerçekten çok zor. Onu da söyleyelim.
sağlam bir grup oldu. Ben tekrardan şeyleri açıklayayım. Yani belki kura çekiminde adını okudum. Defalarca okudum. İki defa üstünden geçtim. Siz belki videonun tamamını izlediniz ve izlemediniz hiç bilmiyorum. Ama yani ben videonun tamamını tabi izlemediyseniz belki okuduklarımı görmemişsinizdir. Belki duymamışsınızdır. Ben tekrardan takımları okuyorum. Hani bazıları şey demiş, yani benim ismim yok demiş ama herkesin ismi var. Çünkü buraya herkesin ismini yazdık. Yani başka isim de kalmadı. Unuttuğumuz isimler de vardı. Onları da ekledik. Ben tekrardan Avrupa Ligi'nde kimler hangi takımlara çıkmış onları okuyacağım. Kome Adse United onu aldı, bir sıkıntı yok. Jack Wack Şerif'i aldı, hiçbir sıkıntı yok. Hüseyin 1-2-3-4-5-6 Union Berlin aldı, hiçbir sıkıntı yok. Osama 0-32 Sturm Graz'ı aldı. Festio Ayek Larnaka'yı aldı. Perdino PSV'yi alacak. Hoyo ile 0-9. Bana yorumlarda yazdı Hoyo ile 0-9. Benim takım yok diye, takımı var. Takımı Olympiakos. Doğukan Saint Gilloise ise takımı, yani Belçika temsilcisi Royal Union Saint Gilloise ise Enes Akarsu Fenerbahçe, Şimşek zaten takımını aldı. Jere Kemal de takımını aldı. Emre Mor da takımını aldı. Azize Zakim de takımını aldı. Memati Lazio, yani yan hesabımızı takımını alacağız. Fenerbahçe belki Van Prosa şu an almış bile olabilir, bilmiyorum. Yakup Yeon o da Malmö'yü alacak. Malmö'yü alacak. Free 57 Feyenoord. Fanto Efe Braga'yı aldı. Kardeşler 8-9 Roma'yı alacak. Eren Festio Kiev'i alacak. Berat Real Sociedad takımını alacak. Enes 31-31 Nantes takımını alacak. Ahmet yani Cestio Monaco takımını alacak. Arda Göz Real Betis takımını alacak. Arda Hoca Omonia takımını alacak. Belki de almıştır şu an. Menajer Emre Trabzonspor alacak ve yeni kura çekimlerine baktığımızda da Halil Enes Bodo Glimt takımını alacak. Mert Yıldız Freiburg takımını alacak. HJK Eren Peruz takımını alacak. Hakan Alyar Karabağ takımını alacak. Leo Kağan FC Mitcho takımını alacak. Halil İbrahim Rennes takımını alacak. Leo Kağan için tekrardan söylüyorum. Bu takım Danimarka temsilcisi. FC Midtjylland. Öyle değişik bir ismi var. Yani onu internetten aratması lazım. Hangi grupta olduğunu bilmiyorum. Şu an önümde de maalesef bilgisayar yok. Ama inşallah yanlış takımı almazsın. Zaten ismi farklı olan bu takımı var. Diğerleri en azından kendini biraz belli ediyor. Evet, videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Takımları aktardık. İnşallah yine buradan bu videoyu izlemişsinizdir. Burada herkesin takımı yazılı. Ben kağıtlara yazıyorum. Elimizdeki kağıtta her şey belli gözüküyor. Umarım güzel bir lig geçer. İnşallah 32 menajerimizin de 32 tanesi de ligimize katılım sağlar. Çünkü 32 tane takımı verdik. Eğer takımlarınıza gelmezseniz biz de mecburiyetten yedeklerden gelecek arkadaşlarımızı seçeceğiz. Ve onlar lige gelecekler. Çünkü şu an onlar lige çok hazır bir şekilde bekliyorlar. Sizin girmenizi bekliyorlar. Onları daha fazla bekletmek istemiyorsunuz. Siz girin. Eğer ben lige geç gireceğim de diyorsanız o zaman kusura bakmayın. Takımlarınızı başkalarına vermek zorunda kalabiliriz. Bu yüzden takımınıza bugün kesinlikle girin diye söylüyorum. Çünkü yedekteki arkadaşlarımızdan boşu boşuna beklemesin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.